yurt dışından gelecek misafirlerimizin oradan izin alamaması, gerek buraya geldiklerindeki bazı zorluklarla karşı karşıya kalmamaları %70-80 işlerimizde eksi negatif olarak yansıdı. Bir yüzümüz güldüğü bir 3 ay vardı. Artık yüzümüz biraz masumlaştı. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Ama genel olarak tabii ki dediğim gibi işlerimiz %70 oranında düştü. Düşüklük var. IMF'den de iyi, Dünya Bankası'ndan da iyi. Türkiye bilirse kıymetini. Çarşımız temizlik konusunda mükemmel. Bakımı, temizliği, dezenfekte olayı yapılıyor sürekli. Yani korkulacak da bir olay yok. Koronavirüsünden dolayı bu yıl gurbetçiler gelmedi. Evet. Bu sizi nasıl etkiledi? Bizi çok ciddi etkiledi bence. Malum çok ciddi döviz getiriyorlar. Yani piyasanın durgun olmasının bence %40 sebebi de bu. Tabii ülkenin hali şu anda belli ama %40 etkilediğini düşünüyorum. %40 da büyük bir rakam. Yani ciddi sıkıntıya soktu bizi. Yazları çok daha canlı alıyordu bundan. Çok daha canlı alıyordu. Şu anda durgun. Koronavirüsten dolayı gurbetçilerimiz gelmedi değil de az geldi. Yani uzun süre gelen gurbetçilerimiz, 2 ay gelen gurbetçilerimiz, 1,5 ay gelen gurbetçilerimiz 15-20 gün geldi. Yine ekonomimizde çarşımıza katkı sağladı. Yani çok da olmasa esnafımıza bir katkısı oldu. Yani çok aşırı bir şey olmadı. Etkiledi. Bayağı bir etki oldu. Yani yarı yarıya bir etkisi oldu. Var. Gurbetçiden gelenler de var ama hani bir tabir var ya, üzüm var ama denesi yok gibi. Öyle çok bir şey olmadı yani bizim açımızdan. Etkisi olmadı. Gurbetçinin yani. %10 falan gurbetçi zaten. Bizim eskiden bu pastırma sucuk kış yiyecekti. Kışın satılırdı. Şimdi gurbetçiler için yazın yapılıyor ve yazın satılıyor. Kıştan da çok daha iyi olurdu işimiz. %10 gelen. Yani %90 işimizi kaybettik biz. İster istemez çok büyük zarar verdi bize tabii gelme işleri. Çünkü Allah razı olsun ekonomiye büyük katkıları vardı adamcağızların. Gelmediler. Bizde de alışveriş olmadı. %50 satışlarımıza düşüklük var. Geçen sene nazaran %50 düşüklük var. Bizi çok fazla derinden etkiledi. Çünkü ülkemize döviz girmesi gerekiyor ve şu durumda ülkeye döviz giremiyor. Biz esnaf olarak çok yani mağdur durumdayız. Bu durumun en kısa zamanda hani bitmesini istiyoruz. Geldi ama yani %10'u geldi. Yani atıyorum 1 milyon gurbetçi vatandaşımız varsa bunun 100 bini geldiyse belki anca yani. O yüzden de esnaf çok mağdur durumda. Peki sizi geçen seneye göre nasıl etkiledi? Çok çok etkiledi. Ne kadar? Yani epeyce. Bu genelleme tüm esnafımızı etkiledi koronavirüsü. Normalde %100 gelen gurbetçi vatandaşımız bu sene %10'a kadar düştü. Gelişte gidişte sıkıntı olduğu için tekrar gidecekleri yerde virüs bu tedavisi, kontrolü sıkıntı olduğu için çoğu gurbetçilerimiz gelmeyi tercih etmedi. Yani genelde esnaf mağdur genel olarak. Çok etkiledi yani. Çok şeyimiz var. İşlerin tadı yok. Normal yani. Yine de Allah'ın verdiğine şükürler olsun ama çok yani şey olduk yani. Esnaf olarak bizi %85 etkiledi. Yani sadece gurbetçi olarak değil, bütün piyasa olarak. Bu mevsiminin işinin %80'ini göremedik şu anda yani. Yani esnaf şu anda çok zor durumda. Eğer önümüzdeki süreç hala böyle devam ederse daha sıkıntılar yaşarız herhalde. Allah hepimize kolaylık versin. Her zamanki gelen müşteri şu anda o kadar yok. Bu şekilde yani. Vallahi ticari yönden etkiledi biraz. Yani gelenler oldu da seyrek. Geçen senelere göre yani her sene bir önceki seneyi aratıyor. Bu sene çok fazla gelen olmadı tabii haliyle. Yani onlar da korkuyor. Hepimiz korkuyoruz yani sonuçta. Ne kadar önlem tedbir alsak da ne kadar kendimizi korusak, mesafeyi korusak, maske de taksak illaki yani bir tedirginlik, bir korku var insanlarda. Piyasalar ondan dolayı biraz daha durgun. Virüsün çok büyük etkisi oldu. Yani gurbetçilerin gelmesiyle fazla bir alakası yok aslında. O da var da genel olarak iç piyasada yani Türkiye'nin genelinde bu sıkıntı var zaten virüsten dolayı. Bir de malum bayramdan çıktık. Kurban bayramı, millet işte masrafta şudur budur. Kış geliyor, kışlık yiyeceği, salçalığı, turşusu falan haliyle genel olarak etkiliyor. Bir de insanlarımız borçlu. Bu virüs döneminde iş yapamayan esnaflarımız falan hep krediye, kredi kartına başvurdular. Sağ olsun devletimiz çok destek sağladı. İşte kredi kartı verdi, kredi verdi.
karşılıksız paralar verdi. Allah razı olsun ama işte bu kredilerin işte bir geri dönüşü falan var. Onların da günü yaklaştı. Şahsen ben almadım, bana çıkmadı ama. Yani alan insanlar falan, bu da piyasada bir daralma var. İnsanlarda da zaten bir maddi sıkıntılar var. İşten çıkartılmalar falan bayağı bir oldu. Haliyle yani iş yerleri kapanınca işte virüsten dolayı 3 ay 5 ay burada kenarda oturan işçisinin maaşını parasını veremeyecek. Yani kim olsa veremez, bu yükün altından kalkamaz. İşçi mağdur, işveren mağdur. Hani bu konuda elimizden bir şey gelmiyor, yaradana sığınıp bekliyoruz. Hani gurbetçiler tabii gelse de piyasada çok güzel canlılık oluyordu illaki. Yani Türkiye'ye sonuçta bir döviz giriyor, esnafa bir para geliyor, burada bir para akışı oluyor. Herkes birbirine destek. Yani esnafın bir iş yaptığı zaman hepsi birbirine zincirleme yoluyla birbirine destek oluyor. Yani, ama vatandaşta da genel olarak bir sıkıntı görüyoruz, var yani. Bütçeleri biraz kısıtlı, yetiştiremiyorlar malum. Okul masraflarıdır, şudur budur. Anca. Tabii sektör bakımından bayağı etkiledi. Yaklaşık geçtiğimiz yıla oranla %60-%70 daha işlerimiz azaldı. O da piyasaya tabii daha negatif yansıdı. Yine inşallah gelecek yıl için ümitliyiz ama bu yıl için biraz sıkıntılı geçti gelmemeleri. Geçen sene nazaran nasıl bir değişim oldu? Altın fiyatlarının yükselmesi de etkili oldu. Onun haricinde tabii koronavirüsün çok büyük etkisi vardı. Gerek yurt dışından gelecek misafirlerimizin oradan izin alamaması, gerek buraya geldiklerindeki bazı zorluklarla karşı karşıya kalmamaları %70-80 işlerimizde eksi negatif olarak yansıttı. Bu bizim illaki satışlarımızda büyük bir düşüşlük yaşattı. Artı şimdi gelen insanlar da alışveriş yapmaya pek meyletmiyorlar. Bu yani bizde %70 oranında düşüş sağladı. Yani bunun dışında ülkeye ne durum oldu? İlla ki ülkeye de düşüklük yaratmış olabilir. Ama genel olarak tabii ki dediğim gibi işlerimiz %70 oranında düştü. Düşüklük var. İş güç yok, zaten kötüydü piyasada, tüm kötü oldu. Gurbetçinin bize çok faydası var. Gurbetçi IMF'den de iyi, Dünya Bankası'ndan da iyi. Türkiye bilirse kıymetini. Bu olay tabii tek esnafları da ülkeyi etkileyen bir durum. Şu anda bu durum zaten dünyayı etkileyen bir durum. Yani biz diyorduk ki esnaflar olarak geçen sene gelen müşterilerin yani %50'si gelse en kötü masrafı kurtarız. Artık karı falan geçtik, masrafı kurtarız diyorduk. Vallahi %20'si bile yok. Çünkü Avrupa'dan gelemiyorlar. Çünkü Avrupa dışarıya çıkmamaları için ellerine ne kadar fırsat varsa kullanıyorlar. Yani cezalar veriyorlar. Sigortalarını kabul etmiyorlar. Yani hastalığa yakalanırsanız biz bakmayız diyorlar. İşin aslı bu. Onlar da tabii korkarak mecburiyetten gelemediler büyük ihtimal. Yani ülke hani para Avrupa'dan Türkiye'ye gitmesin de Avrupa'da kalsın ama ülke ne olursa olsun. Ya bu tarafta zaten herkes de kendi derdinde. Ya bilmiyorum yani tabii piyasayı çok kötü etkiledi. Yani bir yüzümüz güldüğü bir 3 ay vardı. Artık yüzümüz biraz masumlaştı. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Allah da umut kesilmez. Yani kötü günler iyi günler de olur inşallah. Olumsuz yönde etkiledi. Yani onların sayesinde ufak tefek ticaretimiz oluyordu, iyi oluyordu. Fakat onlar gelmeyince ticaret hani durma noktasında değil. Gene ufak tefek var ama geçen yıllara nazaran çok çok az. Çok çok az. Keşke gelselerdi. Yani Kayseri koronavirüs konusunda da çok temiz bir illerimizden biri. Yani eğer bunu gurbetçilerimiz duyacak olursa tavsiye de ederiz. Buyursun gelsinler. Çarşımız temizlik konusunda mükemmel. Bakımı, temizliği, dezenfekte olayı yapılıyor sürekli. Yani korkulacak da bir olay yok. Başka bir şeyimiz yok yani. Güvenilir bir ortam yaratılıyor bize. Bu yüzden de biz güvenle ticaretimizi yapıyoruz. Fakat gurbetçilerimiz de olsaydı onlarla birlikte ticaretimiz daha da güzel olurdu.